Ulusal Olimpos kaya tırmanışı şenliklerinde hazırlıklarımızı tamamladık, yola çıktık. Birazdan şu gördüğünüz Musa Dağı'na çıkacağız. Oradan Cennet Dağı'na geçip festivale biz de ortak olacağız. Antalya'da alternatif turizm denildiğinde akla gelen ilk yerdir Olimpos. Geçmişten günümüze gerek doğası gerekse tarihi güzelliğiyle yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı haline gelen Olimpos, kaya tırmanışı festivaline de ev sahipliği yapıyor. Biz de festivalin 12. yılında yollara düştük ve kendimizi festivalin tam ortasında Kadir'in ağaç evlerinde bulduk. Dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen sporculara ev sahipliği yapan, aynı zamanda festivalin tek sponsoru Kadir Kaya'nın ağaç evlerinde misafir olduk. Sabah erkenden kalkıp hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra kaya tırmanışı için kendimizi doğanın kucağına attık. Rehberimiz eşliğinde şu an tırmanacağımız rotaya gidiyoruz. Rehberimize soracağız. Bu civarda kaç rota var? Olimpos'ta yaklaşık 300 rota var şu anda açılmış olan ve hala yenileri açılmaya devam ediyor. Nelere göre belirleniyor bu rotalar? Öncelikle tırmanışa uygun bir duvar olması gerekiyor. Yani belli bir eğimin üzerinde bir duvardan bahsediyoruz. Örneğin 60-70 derecelik eğimli duvarlarda sportif kaya tırmanışı yapılamaz. Çünkü zaten çok kolayca çıkılabilen yerlerdir. Biraz daha dik, 90 dereceye yakın duvarlar bulup oralara tırmanış sektörleri diyoruz. Orada rotalar açılıyor değişik zorluklarda. Şimdi ekiple beraber gidiyoruz sanırım. Ekipte kaç kişi var? Bunun kaçı yerli, kaçı yabancı? Valla bugün sanırım 6 kişi gidiyoruz. Her gün değişiyor. Bugün 2 yabancımız var. Biri İtalyan, biri İrlandalı. Diğerleri Türk. Biz 3 rehberiz. Bir Brezilyalı rehber arkadaşımız var. Yani her gün değişmekle birlikte bugün böyle bir kombinasyon var. O zaman gidelim görelim. Kaya tırmanışını heyecanlı yaşayalım diyoruz. Harika manzaralar eşliğinde yolculuğumuzu sürdürüp tırmanışımızı gerçekleştireceğimiz Marmayit rotasına ulaştık. Deniz kızı anlamına gelen Marmayit ismini belki de onun zirvesine ilk ulaşan kişinin gördüğü muazzam deniz manzarasından alıyordur. Zirveye ulaştığınızda karşılaştığınız manzara karşısında kendinizi büyülenmekten alıkoyamıyorsunuz. Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale vamos ya que llegaron los kilas. Ulusal Olimpos kaya tırmanış şenliklerinde tırmanacağımız rotaya geldik. Arkadaşlarımız şu anda tırmanıyorlar, biz de onların heyecanına ortak oluyoruz. Merhabalar. Merhaba. Daha önce tırmandınız mı? İlk defa dün tırmandım. Nasıl bir duygu, neler hissediniz? Anlatılmaz yaşanır diyeceğim klasik bir şekilde ama gerçekten daha önce seyrettiklerimde çok benim için sanki imkansız gibiydi. Ama o heyecanı gerçekten tatmalı halde. Tırmanışa başlamadan önce ilk hissettiğiniz şey korku. Biraz ilerleyince korku yerini heyecana bırakıyor. Sanırım zirvede korkuyla heyecanı aynı anda yaşayacağız. Önce aramızdaki deneyimli arkadaşlardan birisi rotayı açıyor. Lider tırmanış deniyor buna. Şu an gördüğünüz buna bir örnek. Aşağıdan emniyetli. Aşağıdaki kişi onun emniyetini alıyor. Lider tırmanış yapan kişi de rota üzerindeki boltlara ekspresler takarak aşağıdan tırmanış yapıyor. Bu biraz daha yukarıdan emniyetli tırmanışa göre riskli, daha doğrusu riskli değil, düştüğü zaman biraz daha uzun mesafe düşme yaşandığı için biraz daha heyecanı yüksek bir tırmanış.
ilk tırmanan kişi rotanın sonuna vardığında ipi oraya sabitliyor ve ondan sonra çıkanlar yukarıdan emniyetli tırmanış yapıyorlar. O daha emniyetli bir his oluşturuyor tırmananlarda. Hocam burada hani kaza riski, ölüm tehlikesi gibi şeyler yoktu. Buraya gelmek isteyenler için hani bunun garantisini verebilirsin. Tabii ki herkes tırmanabilir 7'den 70'e. Hatta biz 3-4 yaşında çocukları bile tırmandırdık. 70-80 yaşındaki insanlar bile gelip tırmanabiliyorlar. Hiçbir engel yok. Herkes tırmanabilir. Çok emniyetli, %100 emniyetli. Tabii ki tırmanışı kurallarına göre uygun malzemeyle eğitimini alarak yaptığınız sürece hiçbir sorun yok. Herkes yapabilir. La familia. Yeah. The business. Hi, I'm from Italy, the north. I'm here in holidays, just traveling south and Turkish. And yes, I have climbed more time, not in Turkish, in Italy, in Spain, in other place. And this is a very good spot for climbing, for everybody. Hard and an easy one. I think it's very good for climbing and very quiet for tourists and very, very nice. We rockin' this contagious monkey business, outrageous. Just confess your girl, admit that we the F-R-E-S-H, we fresh, G-E-F, that's right, we different. We definite, B-E-P, we reppin' it. So, turn me up, turn me up.